Evet, bir diğer fonksiyonumuz ise difference arkadaşlar. Difference ise zaten farklılık demek kelime anlamı. Şöyle bu yine A olsun, bu yine B olsun. Union tamamen hani bu gördüğümüz her yere veriyordu. Tekrarlayanları bir kere veriyordu. Intersection sadece kesişimi veriyordu. A difference B ise A fark B olarak bizim öğrendiğimiz okul yıllarımızda şu farkı veriyor. A'nın B'den farkı şurada gördüğümüz kısımdır. Orayı verecektir. Yani A'da olan ama B'de olmayanları. Veya B'nin A'dan farkı B'de olan ama A'da olmayanları şöyle şurayı yani verecektir. Hadi gelin bunu da işleyelim arkadaşlar. Zaten oldukça basit. Difference için eksi operatörünü kullanıyoruz. Yani iki seti birbirinden çıkardığınız zaman şöyle yapayım. Burayı bozmayayım. Bunu bir kopyalayayım arkadaşlar. Şöyle yapayım. A eksi B diyorum. Bakın bu formatta çalıştığımızda şu en sonuncu kısım önemli bizim için. 2, 5. Yani A'nın B'den farkı 2 ve 5'miş. Aynı mantıkla B'nin A'dan farkını da böyle bulabilirsiniz. Ama burada hazır şuradaki fonksiyonumuzdan yararlanalım. Difference arkadaşlar. Burada da kullanacağımız fonksiyonumuz difference. Baktığımız zaman A'nın B'den farkı zaten 2, 5 yukarıda görmüştük. Şu ikisi aynı şey. Ama B'nin A'dan farkı 8, 6, 7. Ama dikkat edin 1, 3, 4 değerleri gelmedi. Çünkü onlar ortak. Bize ne lazımdı? Farklılık lazımdı arkadaşlar. Bir diğer farklılık modeli ise symmetric difference dediğimiz modeldir arkadaşlar. Örneğin yine iki tane A ve B olsun. Şöyle A, B. Hani kesişim şurayı veriyordu ya bize. Simetrik fark ise ikisinde de ikisinin birbirinden farklı olanlarını veriyor. Yani A'nın B'den farkı birleşim, B'nin A'dan farkı diyebiliriz. Dolayısıyla gelmeyen data sadece şu intersection'da gelen yani kesişim dediğimiz kısım gelmeyecektir. Bunu da gerçekleştirmek oldukça kolay arkadaşlar. Hadi gelin onu da göstereyim ben size. Bunun için kullanacağımız operatör şapka operatörüdür. Şöyle hemen. Shift Windows klavyedeyseniz Shift 3'e bastığınızda arkadaşlar şöyle ya, Shift 3'e basıyorsunuz hiçbir şey çıkmaz. Space'e bastığınızda çıkar. Yani Shift 3 yaptım. Shift 3 yaptım. Böyle Space tuşuna bir tane basarsanız çıkacaktır. Shift 3 örneğin herhangi bir tuşa bastığınızda çıkar ama onu vermesin diye biz genelde böyle bu tip kullanımlarda Space'e basarız. Hiçbir şey olmaz. Bu da arkadaşlar dediğim gibi bize simetrik farkı verecektir. Bunu çalıştırdığımız zaman bakın bize 2, 5, 6, 7, 8 aslında hani son 2 yaptığımız şeyi veriyor bakın. 2, 5'i 8, 6, 7'yi yani A'nın B'den farkı, B'nin A'dan farkı şu ikisiydi. Onların birleşimi oldu yani diyebiliriz. Bunun için de arkadaşlar bir fonksiyon söz konusu. Şöyle simetrik alt çizgi olması lazım. Yanlış yazmadıysam eğer. Hemen çalıştırayım bakalım aynı sonucu verecek mi? Verdi. Dolayısıyla şu da şöyle yazdığım zaman evet sonucu bizim için aynı. Çünkü hiçbiri birbirinden farklı olmayacak. İkisinin birbirinden farkını vereceği için A'yı önce yazmışsınız, B'yi önce yazmışsınızın bu fonksiyonda önemi yok tabii ki. Diğer ilk yaptıklarımızda farklı olarak.